Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemini, genel gündemini değil, Galatasaray'ın PSV Eindhoven karşısındaki farklı yenilgisini, bunun nedenlerini sizlerle konuşmaya çalışacağız ve bir analiz yapmaya gayret edeceğiz. Olumlu neler vardı, olumsuz neler vardı'yı konuşacağız ama açıkçası olumlu pek bir şeyler söylemek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Sizlere yine etrafı görüyorsunuz, bir çevre, yeşil bir çevre ortamından sesleniyorum. Giresun, Tirebolu, Domaçlı'dayım. Bu ortamda en azından doğayla iç içe seslenme fırsatım olduğu için buradan sizlere Galatasaray PSV Eindhoven karşısında neden böylesine ağır bir skor aldı onu anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu kendi yorum ve değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi önce şuradan başlayalım isterseniz. Açıkçası ben Galatasaray'ın Olympiakos hazırlık maçının iptalinin Galatasaray'ı bir hayli sıkıntıya soktuğunu düşünebilirim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sıkıntı derken gidip gelmek yol yorgunluğundan bahsetmiyorum. Belki de çok ciddi bir prova yapacaktı Galatasaray. İşte o provayı yapma şansını kaybetti diyebiliriz. Yani bu Galatasaray adına gerçekten de sıkıntı oluşturdu. Hemen onun akabinde Türkiye'den bir takımla maç yapmanın çok önemli olduğu gerçeği varken Galatasaray onu yapmadı ve yapmadan da bir üçlü savunmayla 3-5-1-1 gibi bir dizilişle sahaya çıktı. Fatih Terim'in tercihi böyleydi. Terim ben üçlü de oynayabilirim, dörtlü de oynayabilirim diyor ama bu üçlü savunmalı bir oyun oynamak gerçekten de üzerinde prova yapılması, uygulama yapılması gereken bir tarz diye düşünüyorum ben. Çünkü oyuncuları çok kolayca buraya ikna etmek, sistemin içerisine entegre etmek çok kolay değil. Şöyle bir kadroya bir bakalım isterseniz. Kalede Muslera oynadı. Luyendama, Alpaslan, Marcao üçlüsü. Sağ kenarda Sekidika, sol kenarda Ömer. Ortada Arda Aytaç, Emre Kılınç, önlerinde Kerem, onların önünde Babel gibi bir dizilişle oynadı Galatasaray. Belli ki hocanın bir planı vardı ama planların hiçbiri tutmadı. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Hoca çünkü rakip analizini yapmış ama o rakip analizine karşı geliştireceği karşı taktikleri pek fazla sahada uygulayabilecek bir yapı oluşturamamış. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi biraz sonra anlatınca da biraz daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Mesela önce isterseniz diziliş üzerinden konuşalım. Üçlü savunma tercihinde sağ kenarda Sekidika oynadı. Sekidika o bölgeyi 70 metre kullanabilecek yapıya sahip bir oyuncu değil. Evet, kolay adam eksiltti. Topu aldığı zaman kullanması iyiydi ama bunlar yetmez. 70 metre gidip gelebilmek için çok daha ciddi, hem savunmayı yapabileceksiniz hem ofansif girişimleri yapacaksınız, çok daha ciddi bir hazırlık gerekiyor ki Sekidika'nın o noktada çok da hazır olduğunu söylemem mümkün değil. Hani Ömer'in o bölgelerde, orta alan bölgelerinde oynamışlığı olduğu için biraz daha golün asistinde de onu gösterdi, yapabilir. Ama açıkça söyleyeyim, yani Sekidika sonradan 4-4-2'ye dönünce daha da verimli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Onu da söyleyebiliriz Sekidika için. Yani o bölgede eğer böyle 3-5-2 gibi bir dizilişle oynayacaksa Galatasaray, o bölgeyi 70 metre kullanacak bir oyuncu değil Sekidika. Yani yararlanılabilir ama bu sistem içerisinde değil, daha önde oynayabilir. Açıkçası şunu söyleyeyim, yani Sekidika üzerinden gitmek istemiyorum. Şunu da söylememiz gerekiyor. O bölgede sadece onun oynadığı oyundan bahsetmeyelim. Oyuncuların bireysel performanslarında da çok ciddi sıkıntılar vardı. Hemen onu da vurgulamam lazım. Söz gelimi Arda Turan hala geçen yıldan bu yana bir maçı çevirebilecek etkiyi sahaya süremedi. Şöyle söyleyebilirim, yani onun kariyerinden, performansından, oyunculuk yeteneklerinden bahsetmiyorum. Ben bugünden bahsediyorum. Bugüne baktığımda hala Arda Turan bir maçı çevirebilecek bireysel beceriyle oynamıyor. Nitekim bu maçta da keza aynı şekildeydi. Onun ötesinde yine hani savunmanın üçlüsünün de çok hata yaptığını söyleyebilirim ama Luyendama'nın sakatlık sonrası dönüşünde
bu kadar yetersiz ve verimsiz olacağını açıkçası düşünmüyordum. Hala fizik olarak çok geride. Şimdi bu tür oyuncular, fizikle oynayan oyuncular eğer fizik olarak yetersiz olurlarsa defolarının tamamı ortaya çıkmaya başlıyor ki bu da gerçekten çok ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Onun için de yani Luyendama'nın hataları, tabii burada Luyendama'nın hataları, Marcão'nun destekte eksik kalması, keza aynı şekilde Alparslan'ın henüz tam uyumlu bir üçlü oynama becerisinin olmaması gibi gibi birçok şeyi yan yana koyduğumuz zaman sıkıntılar ortaya çıkıyor. Mesela Alparslan sağa geçip dörtlüye dönüp Sekidika öne çıktığında biraz daha Sekidika'nın da veriminin arttığını söyleyebiliriz. Tabii burada mutlaka konuşmamız gereken isim Muslera. Yani Muslera'nın kaç yıl oldu bilmiyorum Galatasaray'da. Çok uzun süre oldu ama Galatasaray'da Muslera'yı hiç bu kadar kötü goller yerken görmemiştim. Hani bir tane olabilir ama iki golde özellikle işte dışarıya atacağını düşündüğü topu içeriye atması, ondan sonra uzaklaştırması gereken topu kullanmaya çalışması gibi böyle hataları bir maç içerisinde çok fazla yapmazdı. İnanılmaz formsuz bir günündeydi, onu söyleyebiliriz. Onun da etkisi var. Tabii ikinci dakikada gol yiyince bunu tekrar geri çevirmek çok kolay olmadı. Şimdi dedim ki Fatih Terim'in rakip analizi gayet iyi. Hatta ben bunu Twitter'da yazdığım zaman da eleştiriler de oldu. Rakip analizi iyi. Zaten sorun yok ki rakip analizinde. 2-2-6 gibi oynuyorlar. Avrupa'da çok sık rastlanan bir oyun tarzı değil. Önde baskı yapıyorlar. Orta alanda çok çabuk top kapıp hızlı hücuma döndürüyorlar. Tamam, bunların hepsini yaptılar zaten. Sıkıntı yok. Önemli olan Fatih Terim bunlara karşılık, nasıl karşılık vereceği konusunda yeterli çalışmayı yapmamış. Yoksa oralarda bir sıkıntı yok. Yani Fatih Hoca'nın analizleri doğru. Peki sen buna karşılık ne yaptın? Mesela iki pas sonra hızlı çıkmak gibi mi? Topu kenarlara taşıyıp oralardan hücuma çıkmak gibi mi? Ki mesela bir tanesi öyle oldu. Hani böyle bir analiz mi yaptı? Ya da rakibin gelmesini beklemeden daha öne çıkıp önde baskı yapıp oralarda top kazanıp oynamak gibi mi? Hiçbir tanesini görmedik. Yani rakip istediği gibi önde baskı yaptı, sıkıştırdı Galatasaray'ı ve oynadı. Fatih Hoca açıkçası bu maçta sınıfı geçemedi. Onu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Tahliller iyi ama o tahlillerin sonucunda yani teşhis iyi, tedavi yok. Yani hastanın durumu o manada oluştu. Tabii ki sonradan müdahalelere baktığımızda onlar da son derece yetersiz. Yunus gibi, Muhammed gibi, Feguli gibi oyuncular da yeterli olmadılar. Ve tabii şunu söylememiz lazım. Böyle bir kadro içerisinde en çok konuşulan konulardan biri. Yani Muhammed ve Falcao ile başlamaz mı bir takım? Neden başlamaz türünden sözler söylendi. Açıkçası ben de şunu söyleyeyim. Yani Muhammed'i olimpiyata göndermedi Galatasaray. Yani sırf burada kullanmak için. Kullanmayacaksanız niye böyle bir şeye başvurdunuz? Şunu da söylemem lazım. Hani Muhammed'le başlarsanız oynadığı yere kadar oynar. Hazır değil diye. Sonradan koyacağınıza baştan oynatırsınız. Ha ama Fatih Hoca'nın planı şuymuş anladığım kadarıyla. Hızlı oyuncuları kullanmak, savunma arkası koşuları yaparak netice alabilmek. Ama bu plan hiçbir şekilde tutmadı. Keşke önde bir pivot santrofor gibi Mustafa Muhammed'i kullanıp orta alanı oraya yaklaştırsa bence daha doğru olacaktı diye düşünenlerdenim. Açıkçası bu konuda da Fatih Terim'in çok doğru seçimler yaptığını düşünenlerden değilim. Yani Fatih Terim burada da seçimleri hatalı yaptı. Hemen şuradan devam edelim. Mesela maç sonunda söylediği sözler var. Neden 3 sene istedik? Takımımız bu seviyelerde oynaması için bazı gerekleri yapmamız lazım, yerine getirmemiz lazım bu seviyelerde oynamak için. Hocam yani sen bugün gelmedin ki. Mesela bu sözü işte Vitor Pereira söylese ya da Gaziantep'e giden Erol Bulut söylese anlarım. Derim ki yani tamam bu seviyeler. Hocam zaten bu seviyeler için buradasınız ve bunları yapmak için görevdesiniz. Ben açıkçası çok şaşırdım bu sözlere. İşte Falcao, Mustafa Muhammed hazır değil dedi. Falcao'yu zaten anlayabiliyorum ama Mustafa Muhammed konusu da açıkçası benim için bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim.
Bu kadar senedir çalışan bir Fatih Hoca ve Avrupa'da kupa kaldırmış bir Fatih Hoca'nın işte henüz bu seviyelerde değiliz demesi açıkçası bana da çok keyif verici, mutlu edici bir açıklama olarak görünmedi. Onu da söylemem lazım. Tabii ki bu düzeye bakıp da şöyle bir hayal kırıklığı da oluşmasın. Ya işte bak ne kadar kötü başladık. İşte Avrupa'da PSV Eindhoven'a yenildik. Biz bu ligi de götüremeyiz. Hayır öyle değil. Yani PSV Eindhoven'ın düzeyi başka bir düzey olduğu göründü. Türkiye'de bu düzey oynanmıyor oyunlar. Yani onu özellikle söylememiz lazım. Yani size işte önde baskı yapacak, top çıkarmanızı engelleyecek, 3-4 saniyede topu geri kazanacak falan takımlar maalesef olmadığı için Galatasaray'ın hani bu maça bakarak bir lig performansı devşirmek çok yanlış olur. Ama şunu söylemek lazım. Bu oyunculara baktığımızda bu oyuncuların bir kısmını belki de ligde hiç görmeyiz. Onu da söyleyebilirim. Yani oynarken görmeyebiliriz bu oyuncuları. Dolayısıyla yani Galatasaray'ın bir hayal kırıklığı yarattığı bir maç izledik. Ve Şampiyonlar Ligi gibi Galatasaray'ın sürekli olduğu platformda olmaması da işin daha dramatik bir tarafı olacak. Çünkü hani hocanın söylediği sözlerden çıkardığım sonuç bu. Çünkü yani bir anlamda pes etmiş gibi de görünüyor. Tabii 5-1'lik skor da pes etmek için yeterli. Üstelik PSV Eindhoven karşısında. Galatasaray'ın genel bir teknik analizini yapmaya çalıştık. Bu analizle bir toparlarsak bireysel olarak yeterlilik yok. Takım olarak, fizik olarak hazır değil, sistem olarak bu sisteme uygun bir yapı henüz oluşmamış. Bütün bunlar Galatasaray'ın bu ağır yenilgisinin arkasında yatan gerçekler olarak göründü. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü sesimizi daha geniş bir kesime duyurmamızı sizler vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.